Kadınlar naif varlıklardır. Tabii ki önce kadın güven ister. Yani karşıdakini tanımak ister. Ama tabii kadınlar çok zekidir. Bakar bakmaz anlarlar. Yani karşıdaki insanın bakışlarından, ses tonundan, kurduğu cümlelerden hemen anlarlar. Yani ilk %99'luk teşhis tamamlanır. Yani toplam bir 30-40 saniyenin içerisinde teşhisini kor kadın aslında. Ondan gelse teferruat olur artık, detay. Yani o kişinin şahsiyeti, konuşması, o gördüğünü teyit ediyorsa daha da güveni artar. O yüzden ben kadınlarla karşılaştığımda onların güveni üzerinde çok dururum. Yani rahatlamaları, onları her zaman koruyup kollayacağım, şefkat göstereceğim, saygı göstereceğim, değer vereceğimi onlara hissettiririm. Ama kadınlar konuşmadan ziyade yüze bakarlar. Yani konuşma hiçtir kadınlar için. Yani o konuşmayı başka biri de yapabilir. Yani yazılı bir metinden de alabilir. Konuşma hiç dert değildir kadınlar için. Gözdeki ifade ve ses tonu, yüzün genel ifadesi. Bu kadınlar için bir numaralı delildir. Yani ana delildir. %99,99'luk delildir. Ama o konuşmalar, diğer konuşmalar kalbini daha rahatlatır. Mesela onun soruları, karşı sorularıyla falan içi rahatlar. Ama bakın hiç unutmamak lazım. %99,99 yüzdeki ifadedir. Teşhis, ana teşhis budur. Bakışlardır. Dolayısıyla kadınlara en çok özen gösterecek yön, onlara şefkat, merhamet, sevgi, saygı yönünde garanti vermektir. Onun onuru, şerefiyle ilgili garanti vermektir. Dinine, imanına kefil olmaktır. Dine, imanına yardımcı olacağı, onu destekleyeceğine dair kanaat getirmektir. Ama kadın karşıdaki insanın egoist ve bencil olduğunu anlarsa, zaten ağzında kuş tutsa, çok mükemmel konuşsa, yani bütün bu anlattığım konuları çok çok güzel ve şiirsel bir dille vurgulasa bile hiç olur bir kadın için. Yani karşıdaki erkek egoistlikten, bencillikten kurtulmuş mu? Allah'a kendini teslim etmiş mi? Bu samimi mi? Yani uslubu samimi mi? Eğer samimi ise bir insan, yani bakar mesela bir genç kadın bana, samimi olduğumu görürse, egoist ve bencil düşünceye karşı tavrımı net hissederse, bence konu biter. Yani en dikkat ettikleri şey odur kadınların, samimiyet ve egoistlikten uzak olmak. Egoistse ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Samimi değilse ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Samimiyse yani konuşmaları alakasız da olsa çok olumlu etki yapar. Samimiyse. Yani bu konular hiç girmeyebilir de yani isterse. Hiç anlatmaya da bilir. Ama buna rağmen güvenir kadın. Yani egoist değilse buna rağmen güvenir. Çünkü o yüzdeki kitabı okur. Gözdeki kitabı okur. Yüzdeki ve gözdeki bilgi reddedilmez, net, kesin bilgidir. Yani onu silmek mümkün değildir, değiştirmek de mümkün değildir. Ama konuşmayı değiştirmek mümkündür, kelimeler. Mesela sevgi, saygı cümlelerini bir başkası da aynısını kullanabilir. Nezaket cümlelerini aynısını kullanabilir. Ama yüzdeki o değişmez ve değiştirilemez ifadeyi kadın çok mükemmel değerlendirir. Evet, dinliyorum. Ankara'dan kardeşlerimizin mesajı var.